Dostlar bugün koyunların otladığı yere gidiyoruz. Tepede otluyorlar. Çimler gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yağmurlardan sonra hareketlendi. Ama mutlaka üstünden bir tıraş geçirmek gerekiyor. O çiçekliği yok etmek lazım. Yukarı doğru gideceğiz. Zaten koyunlar uzakta. Şöyle hatta bakarsak eğer ileride tepede onları göreceğiz. Bu arada dördüz bebeler de şurada yatıyor. Onlara da bir selam verelim. Oradan gidelim. Nemli bir ortam. Harika, bundan daha güzel bir ortam olamaz. Rahatsız etmeyelim. Buradalar. Dinleniyorlar. Otluyorlar, emiyorlar, dinleniyorlar. Mamalarını yiyorlar. Tamam, sizi bırakıyoruz. Dinlenmeye devam. Hava güzel, rüzgarlı. Yavaş yavaş. Buralarda regres biraz zayıf, şu bölgelerde. Ama şimdi çoğu çoğu tohumunu bıraktı. Seneye daha iyi olacak. Bak buradan görebiliriz mesela. Hani tohum bıraktı derken bakın bunlar hep tohum içinde. Tohumları görüyoruz. Evet, onlara da bakalım. Bunlar da evet, tohumlar. Evet. Evet, tohumlar. Bu tohumlar seneye açacak. Dediğim gibi biz Italian ryegrass kullandık. Yani nar ryegrass olarak bilineni kullandık. Ama seneye çok daha güzel olacak. Üçüncü kez kesim yapacağız. Öyle gözüküyor. Çok yüksek verim almasak da şu anda halen otlarda büyüme var. Koyunların bazıları burada otluyor. Otlamaya devam ediyor. Tabii güzel ortamı buldular. Otluyorlar. Ot bol. Başka bir şeye ihtiyaçları yok. Yaklaşık 12 saat otluyorlar. Yani devamlı dışarıdalar. Bizim gece otlatması yapmamıza lüzum yok. Çünkü buradaki ortam sabah erkenden itibaren akşama kadar izin veriyor. Zayıf olanlar otluyor. Bu güzel. Diğer karnı tok olanlar pek otlamıyor. Serinlik çıktı. Yavaş yavaş serinliğe de çıkıyorlar. Evet dostlar. Herkese selam. Evet, tepelerdeyiz. Biraz nefes nefese kalıyoruz. Kilo var. Eskisi gibi sporda yapmıyoruz. Gerçi şimdi yüzüyorum bol bol. Yüzdüğüm için daha iyiyim. Birazcık da şimdi İnegöl Festivali'ne hazırlanıyoruz. Orada çünkü çok ayakta ve çok konuşuyor olacağız. Dolayısıyla sesimizi çok iyi ayarlamamız lazım. Şimdi gördüğünüz gibi Doğu Fris sürümüz arkada. Bunlar inşallah hepsi İnegöl Festivali'ne gidecekler. Orada hem göstereceğiz hem görücüye çıkartacağız. Arada bir iki tane kuzumuz var. Artı 3-4 tane de Merino Landşaf kuzumuz var.
Onlar da bunun içinde. Dişi oldukları için sıkıntı yok. Bu şekilde yapacağız. Şimdi niye biz buraya geldik? Otlatmanın ne kadar önemli olduğunu size göstermek istiyorum. Bir de eğer tabii kendi araziniz varsa ve kendi arazinize eğer raygrass ekerseniz, bu ister perennial olsun, ister ister İngiliz çimi olsun, ister İtalyan çimi olsun, ektiğiniz zaman böyle bir ortamda sizin çok fazla bir şey yapmanıza lüzum yok. Çünkü hayvanlar kendi kendine otlayabiliyor. Zaten etraf kapalı. Her an gidecek bir yeri yok. Dolayısıyla bir noktada ne yapıyorsunuz? Aynı zamanda sadece yönetiyorsunuz. Dolayısıyla çoban maliyeti de olmuyor. Yani çoban maliyetini de bir nebze engellemiş, önlemiş oluyorsunuz. Ama tabii ki kontrol etmek gerekiyor. Ha, bu bölgede biz şanslıyız. Belki kurt çakal yok ya da kurt çakal fazla gelemiyor. Çünkü geceleri bırakmıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar burada çok rahat otluyorlar. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Bakın yavaş 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 otlamaya başladılar. Hani aralarına pek gitmek istemiyorum. Sabahleyin saat böyle çok erken çıkartmıyoruz. Hani çiğ oluyor diye. Bana göre çiğ, devamlı hayvan çiğde kalsa hiçbir sıkıntı yok. Ama kapatıp tekrar açtığınız zaman, çiğ olduğu zaman evet biraz sıkıntı yaratıyor gibi gözüküyor ama eğer siz hayvanı, yani bizim Türkiye'de işte iki ayaklı canavarlarımız olmasa, yani hırsızlıklar şunlar bunlar olmasa, o zaman dışarıda da bırakabilirsiniz. Ya da tamamını çevirdiğiniz yerin üstüne işte güvenlik kameraları koyup bir şekilde zaptırapt altına alırsınız. O zaman bu hayvanları hiç içeri koymaya lüzum yok. Yani burada zaten yaptığımız bir deneme. Bu denemeyi yapmaya çalıştık ve gördük ki oldukça başarılı olduk. Hatalarımız olmadı mı, eksiklerimiz olmadı mı? İşte çok uygun fiyatla ucuza padoklar yaptık ama padokları çok ucuza yaptık. Bu sefer alttan kaçan oldu, üstten kaçan oldu. Fakat şimdi ekinler de kalktı. Buraları üçüncü kez biçeceğiz ama biçmemizin sebebi otun tekrardan güzel bir şekilde, yani yeniden yapılanması. Çünkü en büyük sorun, ben meralarda hep bu sorunu görüyorum. Yıllarca bunun üzerine herkese söyledim. Dedim ki eğer siz yükselen otları kesmezseniz alttan gelen otları kapatmış olursunuz. Onun için mutlaka kesmek lazım. Şimdi mesela şöyle bir bakalım. Kondisyonları oldukça iyi hayvanların. Yani şu anda tabii yattıkları için karınları aç ama kondisyonları güzel, bakın. Şuradan şöyle bakarsak hayvanların tamamına. Şöyle bakarsak gördüğünüz gibi kondisyonları iyi. Damızlık kuzumuz da bayağı büyümüş. İnşallah herhangi bir şey yapmıyordur. Zaten şimdi koç katımı da yapacağız. Şimdi burada hayvanlar dinleniyor. Tabii halen sıcak. Ha, diyeceksiniz ki bu sıcaklık Almanya'dakinden farklı mı? Yok, Almanya'dakinden farklı değil. Burada hayvanlarımızın şeyler de, merino landşaflar da bayağı büyümüş. Bak şimdi dikkatimi çekti. Şu baştaki merino landşaf, şöyle gösterelim değerli dostlarımıza. Bakın otlamaya başlamış. Şuradaki bakın artık diyor ki ben varım diyor. Beni yavaş yavaş çiftleştirebilirsiniz diyor. Dolayısıyla güzel bir şey almış. Bak bir tane de aşağıda yatıyor. Onu da göstereyim. Bak bu da merino landşaf. Şöyle gösterelim. Evet o da merino landşaf. Artık onlar gerçekten koyun olmuş. Bakın gene yine yürüyen bu koyunumuz oldukça kondisyonu iyi. Yani koyunların kondisyonları maşallah iyi. Hazırlar, yani gösteriye hazırlar. Güzel bir gösteri olacak. Yani hatta kendi işlerinde bile yarışma yapabiliriz. Ama beni sevindiren kaç tane? 6 tane merino landşaf var değil mi içinde? 6'sı da merino landşafların boylu postlu olmuş. Artık çiftleşmeye hazırız diyorlar. Bir aylarına bakacağız ama daha erken. Yani merino landşaf kuzuları bana göre, aslında koyunların hepsini bana göre 14-15 aylıktan önce çok iyi büyüttüyseniz belki. Ama onun dışında mümkünse çiftleştirmemekte yarar var. Çünkü erken çiftleştirdiğiniz zaman hem doğan kuzular açısından hem de hayvanın gelişimi bir anda duruyor. Onun için onu durdurmamak lazım. Güzel de bir gölge. Gölge bulmuşlar. Burada yatıyorlar. Biz fazla rahatsız etmek istemiyoruz ama şurada şey gördüm. Şuraya gidelim bakalım, bir birdlen gördüm ben burada. Bizim buralarda çok olur bu birdlen. Hayvanları rahatsız etmeden şöyle bu tarafa gidelim. Oo, gerçekten birdlenler güzel olmuş. Dünyanın en doğal, en güzel yiyecekleri biliyorsunuz. Şöyle birkaç tane alalım. Harika. Bakın bunlar dünyanın en doğal yiyecekleri.
Evet. Birkaç tane kusura bakmayın böyle güzel bulmuşken böğürtlenleri aldık. Dediğim gibi hani size genel anlamda bu yaz döneminde özellikle bu sıcak dönemde her şeye rağmen koyunlar geldiği zaman biliyorsunuz neydi, şimdi ne noktaya geldiler. Kondisyonları son derece iyi noktaya geldi ve bunu evet ilk başlarda yem takviyesi yaptık ama yaklaşık bir aydır zannedersem yemi kestik. Niye? Daha hızlı ilerlemelerini istedik. Biraz da flashing yapmıştık. Bakın mesela şu giden koyunumuza bakın. Yani şu çıkan koyunumuza bakın. Gerçekten kondisyonları güzel ki genelde süt koyunculuğunda inek olsun, inek süt ineklerinde ve süt koyunlarında kilo aldırmak çok zordur. Dolayısıyla bu hayvanların şu şekilde kilo almış olmaları bakın. Zaten şunu da söyleyeyim, bakın dikkatinizi çekerse tok olanlar sonra gelmeye başladılar. İlk önce aç olanlar geldi ya da daha zayıf olanlar otlamaya devam etti. Fakat şimdi yavaş yavaş ne yapıyor? İşte acıkan dışarı çıkmaya başlıyor. Kendi kendilerine hareket ediyorlar. Yani bizim herhangi bir şekilde onlara bir şey söylememize ya da onları kaldırın, hadi otlamaya başlayın dememize lüzum yok. Bakın bu arada o kuzularımız şu anda geldiklerinde 6 aylıklardı. Şimdi demek ki 8-9 aylık oldular, 9 aylık oldular. Evet, iyi gidiyorlar. Bunu görmek güzel. Yani hayvan kendi kendine yayılmalı. Şu zor günlerde bunu niye bu özellikle göstermek istiyorum? Kapalı sistemde ne acı çektiğimizi hepimiz beraber gördük. Ama otlatma imkanı olduğu zaman işte bütün maliyetleri bir şekilde kısabiliyorsunuz. Otlatma imkanı çok çok önemli. Onun için hep ben bas bas bağırıyorum. Diyorum ki bir şekilde bizim meralarımızı ıslah etmemiz lazım. Kendi arazilerimizi ıslah etmemiz lazım. Islah ettiğimiz takdirde hayat değişiyor. Her şey değişiyor. Burada da bunu görüyoruz. Hayvanların yani zaten şimdi şeyiniz olduğu zaman söyleyin adını, böyle bir ot, raygrass gibi bir otu ektiğiniz zaman hem oradan verim alıyorsunuz hem ondan sonra otlatma imkanını buluyorsunuz. Şimdi bendeki hayvan miktarı az olduğu için bunu zaten hepsini otlamaları mümkün değil. Dolayısıyla biz mutlaka bir biçim daha yapacağız. Bu da üçüncü biçim olacak. Birinci biçimde sludge yapmıştık biliyorsunuz. Yaklaşık 2.2 ton ortalama aldık ki o bir hafta gecikmeli olduğu için biraz kurumuştu bizim sılajımız. Buradan o sılajları Bufo Manda çiftliğine vermiştik. İkinci biçimde biz ot aldık ama ot oldukça yani orada çok büyük takviyemiz de olmadı. Hiçbir sulama yapmadık. Hiçbir şey yapmadan aldığımız verim aşağı yukarı dönüm başına 5-6 balyaydı. Çok düşük evet ama yine aldık yani hiçbir şey yapmadan aldık. Şimdi bu seferki biçimde bence en fazla 3-4 balya alacağız. Belki 3 balya, belki 2 balya alacağız. Ama bize ne fayda? Çünkü otlatıyoruz bir yandan da. Ama bize ne faydası olacak? Toprağı bir şekilde temizlemiş olacağız arkadaşlar. Yani toprak artık kışa hazır vaziyete gelecek. Çünkü bu Avrupa'da da böyle. Mesela inekleri otlatıyorlar Avrupa'da. İnekleri çıkarıyorlar, yerine koyun koyuyorlar. Niye? Koyunlar ineklerin otlayacağı otun büyüklüğü bu kadar. Tabii Türkiye'deki ot miktarı az olduğu için bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir, ya bizde çok daha kısa ot var, doğrudur ama burada ineklerin otlayacağı ot miktarı bu kadar. Ne yapıyor koyunlar? Bunu alıyor, buralara kadar düşürüyorlar. Dolayısıyla o otlamadan sonra kışa girerken toprak yeniden kendine geliyor. Evet, böyle bir çekim yapalım dedik arkadaşlar. Evet, İnegöl Festivali'nde bekliyorum. Bu videoyu bakalım İnegöl Festivali'ne kadar yayınlamış olacağım mı bilmiyorum. Bu arada sizi muhteşem bir manzarayla böyle, şu taraftan da manzarayı alalım şöyle. Muhteşem bir manzarayla sizi bırakmak istiyorum. Evet dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Tüm hayvanlarınız sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın. Güzellikler içinde kalın. İnegöl'e mutlaka gelin. Hoşça kalın.